Malatya Adliyesi'ndeki TMK 10 ile görevli 4. Ağır Ceza Mahkemesi ile 3. Ağır Ceza Mahkemesi ile birlikte TMK 10 ile görevli Cumhuriyet Savcılarının yetkilerinin alınması nedeniyle hala devam eden ve soruşturması süren yaklaşık 1700 dosyadan Tunceli Adliyesi ve Tunceli'ye bağlı ilçe adliyelerine gönderilecek dosya sayısının 1200 civarında olduğu öğrenildi. Tunceli'ye gönderilecek olan dosyaların büyük kısmını KCK ve PKK ile ilgili dava ve soruşturma dosyaları oluşturuyor. Hala Malatya TMK 10 ile görevli Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen ve 1994 yılında Tunceli'de intihar ettiği iddia edilen eski Tunceli Jandarma Alay Komutanı Albay Kazım Çillioğlu'nun ölümüyle ilgili olarak başlattığı soruşturma dosyaları yasanın kabul edilmesinin ardından Tunceli'ye gönderilecek dosyalar arasında yer alıyor. Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 19 Eylül 2012 tarihinde Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun'un şehit edilmesi olayına ilişkin olarak yürütülen soruşturmanın dosyaları da Tunceli'nin Ovacık Adliyesi'ne gönderilecek. Sivas'ın TMK 10. kapsamına bağlı olduğu Malatya TMK 10 ile görevli Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapatılacak olması ve TMK 10 ile görevli Cumhuriyet Savcılarının yetkilerinin alınması kapsamında Malatya Adliyesi'ne girecek olan dosyalar arasında Sivas Madımak Oteli soruşturma dosyası da bulunuyor. Kahramanmaraş'ta 25 Mart 2009 tarihinde meydana gelen ve Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte İlhas Haber Ajansı Sivas muhabiri İsmail Güneş'in de aralarında bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası ile ilgili soruşturma dosyaları Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından o dönem Mart 2011 tarihinde Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısına gönderilmişti. Dosyaya TMK 10 ile görevli Cumhuriyet Savcısı Şeref Gürkan bakıyordu. Yeni yasa değişikliği nedeniyle Yazıcıoğlu dosyası 4 yıl sonra yeniden Kahramanmaraş Adliyesi'ne gönderilecek. Bu yayınlardan bizi takip eden çok değerli vatandaşlarım, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu arada hala Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamaları süren ve 3 gün önce Cumhuriyet Savcısının mütalasını verdiği 3 misyonerin öldürülmesini kapsayan davada 7 yıldan beri tutuklu yargılanan zirve davasının asıl sanıkları olan Abuzer Yıldırım, Salih Gürler, Cuma Özdemir, Hamit Çeker ve Emre Günaydın yasanın resmi gazetede yayınlanmasının ardından 5 yıllık tutukluluk süresi nedeniyle tahliye edilecekler. Bu 5 sanıkla birlikte hala bu davada örgüt kapsamında tutuklu yargılanan emekli Orgeneral Hurşit Tolon, emekli Albay Mehmet Ülger, Binbaşı Haydar Yeşil, Ruhi Abat, Uzman Çavuş Mehmet Çolak, Asubay Murat Göktürk, Asubay Abdullah Atılgan, Levent Ercan Gelegen ve Varol Bülent Aral'da tahliye edilecek. Malatya Adliyesi'nde TMK kapsamındaki dosyaların tasnif işlemlerine başlandığı öğrenildi.